Ankara gündemini sarsan bir erken seçim iddiası ortaya atıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TV5'te yayınlanan Suat Toktaş ile Düşünme Vakti programında Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan ile görüştüğünü ama Babacan'ın ekibinde yer alanlardan bazıları Ahmet Davutoğlu ile çalışmak istemediklerini aktardı. Öte yandan Selçuk Özdağ bir erken seçimde yakında gündemimize gelebileceğini iddia etti. Davutoğlu Babacan görüşmesinin Şubat ayında gerçekleştiğini belirten Özdağ, "Sayın Davutoğlu'na da biz önde olalım, siz bizim yardımcımız olun" gibi teklifler yapıldığında da Sayın Davutoğlu kesinlikle Türkiye'yi düşünerek böyle bir şey olabileceğini, neden olmasın dediğini, "Ancak daha sonra Sayın Babacan'ı tenzih ederim ama bazılarının çalışmak istemedikleri arkadaşlar naklettiler" dedi. Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ'ın açıklamalarının ilgili bölümleri şu şekildeydi. "Davutoğlu emin adımlarla hedefine doğru yürüyor. Bu hedef Türkiye'nin daha özgür, daha müreffeh, daha özgür olması, cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırılması, hukuku adaletle buluşturması, devletinin liyakatla ve ehliyetle ilgili çalışmaları devam ediyor. Manifestonun devamı olacak. Yarın Türkiye'nin fotoğrafını çekecek, gelecek tasavvuru ile de yarın ipucu verecek. Bundan sonra 3-4 ilde daha konuşması var. Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de konuşma yapmak istiyor. Yaz boyunca tamamlamak istiyor. Millet kendisini hangi yol haritasına çizdiyse, bu 2 ay içerisinde de gideceği şehirlerde nasıl yol haritası çizecekse, bu istikamet doğrusuna yürüyecek. Millet ne derse onu yapacağız. Ama millet AK Parti'de kalın demiyor. Millet önce AK Parti'de kalın diyordu, artık demiyor. Geçmişte ayrılanlar oldu da ne oldu? Bugün de ayrılanlar olabilir. Ne oldu? Boş çuval ifadelerini doğru bulmuyorum. Eğer boş çuvalsa bu arkadaşlar, neden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genel Başkanlık yaptı bu arkadaşlar? Bence Türkiye'de artık AK Parti'nin söylemlerinde öğrendiğimiz kadar bu söylemleri devam ettirecekler gibi, ama ettirmezler ise Türkiye'nin bütünlüğü noktasında çaba sarf ederler, adaleti meydana getirirlerse, bürokraside yeniden bir şekillenme meydana gelirse, dış politika düzelirse, ekonomide bir düzelme meydana gelirse, bugüne kadar bir adım atıldı mı? Ben atılmayacağını düşünüyorum. Atılmasından memnuniyet duyarız. Biz makam ve mevki peşinde değiliz. Biz makam ve mevki peşinde değiliz. Eğer olsaydı Sayın Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde tavırlar koymazdı. Mesela Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda karar almıştık. Hiç kimsenin birinci derecede akrabası olmayacaktı. 3 dönemi biten milletvekillerin ya kızları ya oğulları, şunlar bunlar milletvekili olmak için can atıyordu. Davutoğlu bir karar almıştı. Siyasi etik, şeffaflık yasası çıkarmak istedi. Sayın Cumhurbaşkanı sadece devletin açılışlarına katılmasını, partinin bir genel başkan olduğunu, seçim çalışmaları yapacağını ve ayrıca 7 Haziran seçimlerinde yapılanları gördük. %40,9'un ardından ise 81'inin gezilmesi ve milletvekili listelerinde de istisnalar hariç akrabalarının olmaması sonucunda %49,5. Bunlarla ilgili Sayın Davutoğlu'nun çıkışları olmasaydı, tavır koymasaydı başbakanlığa devam ederdi şeklinde açıklamalarda bulunmuş Selçuk Özdağ. Selçuk Özdağ ayrıca erken bir seçim kapımızı çalacak diyor. Türkiye'de yeni parti neden konuşuluyor? Niçin bir ihtiyaç var ki konuşuluyor? Herkesin kurma hakkı var. Her milletvekili bizim için değerlidir. Eski yeni tüm milletvekilleriyle görüşüyoruz. Bu noktada Sayın Davutoğlu etik değerlere önem veriyor. Türkiye'nin yakın zamanda erken bir seçim kapısını çalacak gibi görünüyor. Tekrar bir 16. seçim yaşamak istemiyoruz. Türkiye'de her seçim 2 milyara, 2 kat trilyonluğa mal oluyor. Aynı zamanda 3 ayımız alıyor. Zaten biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Yeni yeni kalkınan bir ülkeyiz. 17 yılda 16 seçim doğru değildir. Bütün milletvekilleriyle görüşüyoruz. Zamanı gelmeden etik değil şeklinde bir açıklamada bulunmuş Selçuk Özdağ. Bana kalırsa zaten şu an Türkiye bir erken seçime gitse yeni kurulan parti de kazanamaz, muhalefet de başarılı çıkamaz. Çünkü insanlar isyan eder, siz ne yapıyorsunuz der. Daha bir yıl önce bir seçim oldu der. Kaldı ki şu an insanlar neyin ne olabildiğini anlamış değil. Krizi bile henüz birçok kesim tam anlamıyla hissetmiş değil. Dolayısıyla iktidar der ki, bak bunların yüzünden şöyle oldu, böyle oldu der.
Muhalefetin üstüne kalır her şey. Muhalefet kendini anlatamaz. Yeniden bir seçime gitmek isterse muhalefet, iktidar bunu büyük bir koz olarak kullanır. Ekonomi bu haldeyken bunlar seçim istiyor diyerek kullanır ve muhalefet başarısız bir şekilde çıkabilir. Başarılı bile çıkacak olsa kendini tam anlamıyla anlatamayacağı için, toplum tam anlamıyla bazı şeyleri hissedemediği için gerçeklere inandırması zor olur. Çünkü toplum öyle bir toplum haline gelmiş ki yalana çok kolay bir şekilde inanan insanlar var, doğruya inandırmak ise zaman alıyor. En azından şimdilik yeni partilerini kursunlar, yol haritalarını belirlesinler, ne vaat ediyorlar anlatsınlar, nasıl bir sistem vaat ediyorlar, hangi projeler olacak anlatsınlar ki toplumda bir faydaları olsun. Kalkıp da şimdi 2,5 ay kala, 3 ay kala seçime parti kurarlarsa barajı geçmeleri bile mümkün olmayabilir. İnsanlar çünkü tanımadığı, bilmediği bir partinin programına oy vermez. Her ne kadar bu isimler geçmişte başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği yapmış olsalar da topluma kendilerini anlatmaları zaman olabilir. O yüzden bir süreç gerekli.